ne anlatabilirim diye düşünürken nerelerde bulundum, neler yaptım kısmına geri döndüm aslına bakarsanız akademik kariyerde. Tabii lisans eğitimim boyunca ben hiçbir zaman aslına bakarsanız akademisyen olmayı düşünmemiştim ilk zamanlardan itibaren. Yani mimarlık pratiğinde yer almak vardı zihnimde. Dolayısıyla bu çok sonradan gelişti. Kısaca nasıl bu süreç ilerledi onu bir özetlemek ihtiyacı hissettim açıkçası. İşte biliyorsunuz Mimar Sinan Üniversitesi o tarihte ismi öyleydi, yani ben mezun olduğum asırlar önce lisans mimarlık tabii çok çalışma şeyini destekler aslında Mimar Sinan Üniversitesi, yani bir yandan çalışırsınız bir yandan da okursunuz, dolayısıyla hepimiz birinci sınıftan itibaren mimarlık pratiğiyle birlikte devam ettik. Cengiz Erzun hocamız vardır bizim şehir bölge planlama bölümünden. Kentsel koruma konusunda uzmandır hocamız. Onun ofisinde ben ilk başladım. Biraz o bize yavaş yavaş aslında mikrobu bulaştırdı, öyle söyleyebilirim. Özellikle kentsel koruma konusunda çok destekledi yüksek lisans yapmamı. Ofiste Birgi kentinin koruma planı yapılıyordu o dönemde ve hem böyle bir faaliyetle birlikte yüksek lisansa da böylelikle başlamış oldum. Yani akademik kariyer aslında bir parça orada başlıyor ama benim hala aklımda pratik hayat var. Dolayısıyla yine işte Utalit İzgin'in yanında bir süre çalıştım Cengiz Bey'in şeyinden sonra. Mezun olur olmaz bir firma kurdum. İsmi Sofa şeklinde. Sofa inşaat ticaret firması. Çokça da işlerde yaptık aslında. Belki bunlardan kayda değer en büyük projemiz İnegöl Sanayi'nin cami projesidir. Mesela internetten bakabilirsiniz cami projemize. Saadettin Ökten hocamız vardı. Yine Mimar Sinan'dan hocamız. Onunla birlikte yapmıştık. İşte 99'a kadar, yani böyle bir sadece yüksek lisans yaptım ve daha pratik hayatta bir şeyler yapmaya çalıştık. Ardından bir Avustralya macerası başlıyordu bizim hayatımızda. 99 Ekim, Eylül aylarıydı. Yani aslında Murat Hoca'yı biliyorsunuz hepiniz. Onun biraz daha doktora yapma motivasyonuyla böylelikle ülke değiştirmiş olduk. Ben de tabii ben ne yapabilirim? Hep ilgilen aslında çok dijital araçlarla çok haşır neşirdim o dönemde de. Çok fazla olmasa da. Sydney Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programı vardı. Dijital medya alanında. Bir kurs üzerine, yani master tezi yazmıyorsunuz ama daha çok kurs gördünüz. Bizim MTZ programımız gibi bir program. Buna kaydoldum. Bu çok benim ufkumu açtı aslında. Bu alan çok gelişen, yepyeni bir sektör. Onu tanımış oldum. Orada hocalarımı aslında sonradan doktora danışmanım olan Meryl Ümer mesela, onunla tanışmış oldum. Yine John Giro, yine bu Key Center of Design Computing and Cognition olarak geçiyordu merkez. Bu hocaların yaptığı çalışmalarla tanıştım. Sürekli seminerler olurdu. Bizler de aktif olarak katılırdık. Doktoraya da böylelikle ben bu alana devam edeyim. Bu araştırma güzel bir alanmış diye zihnimde araştırmaya karşı bir şey oluşmuş oldu böylelikle. Böyle bir istek oluştu. Ama tabii bir yandan özel işlerde yaptım yine. Orada da bir firma kurdum. Heritage Architect olarak ünvanımızı kullanabiliyoruz. Bu süreçleri çok hani soru cevaplarda ya da şimdi de açmamı isterseniz açabilirim. Hem bu Avustralya'ya geçiş
aslında biz göçmenlik başvurusu yaparak gittik. Yani o süreçleri de merak ediyorsanız onları da detaylandırabilirim. Mimar ünvanını kullanamıyorsunuz çünkü onun süreçleri var. O ünvanı alıp kullanabilmenizin koşulları var, sınavı var. Belli bir süre çalışacaksınız, ardından sınava gireceksiniz. Ama heritage architect olarak, çünkü kentsel koruma alanında yüksek lisans derecem vardı. Bu ünvanı kullanarak çalışmalar yapabildim orada, yine o alanla ilgili. Daha çok iki katlı yapı tasarımları yaptık. Yani pek çok evimiz inşa edildi orada. Projemiz var. Yine birazdan çok daha detaylı anlatacağım bu araştırma süreçlerini. Öğrenciyken Sydney'de, doktor öğrencisiyken çalıştığım bir, yani araştırmacı olarak dahil olduğum projede beni tanıyan ekibin şeyiyle Newcastle'da öğrenciyken iş buldum. 5 senelik research fellow olarak. Koşul olarak da şey söylediler, 3 ay içerisinde doktoranı bitireceksin. İşte şu kadar başvuru da yapacaksın, şöyle yayın yapacaksın vesaire. Bu koşullarla beni işe aldılar. Research fellow olarak orada başladım. Bir süre orada çalıştım, Newcastle Üniversitesi'nde. Sydney'e 150 kilometre kuzeyde bir yer burası. 150 kilometre araba kullanıyordum her haftanın 3 günü. Ya da trenle gidiyordum, 3 saat sürüyordu. Trende biraz böyle, Avustralya'da tren sistemi bizimki gibi çok gelişmiş olmadığı için. Ardından Balkanlardan bir iş teklifi aldık. Orada Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde bir mimarlık bölümü kurulacaktı. Ve biz de yine daha önce söylediğim Saadettin Ökten hocamıza ulaşmışlar ve o, ona sormuşlar kimi önerirsiniz diye. O da bizi önermiş. Dolayısıyla böyle bir maceraya atıldık ve Balkanlar macerası diyebilirim. Balkanlara gittik ve bölümü kurduk orada. İşte üye alımlarını yaptık vesaire. Şu anda hala başarılı bir şekilde program devam ediyor. Orada bir süre çalıştık. Yine birkaç sene sonra da Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir iş teklifi aldık. Yine burada da mimarlık programı kurulacak idi. Biz böyle kurucu üyeler oradaki programın kurumuna da destek olduk. Nur Çağlar hocamızın önderliğinde. Ardından da İTÜ'deki kadroya başvurduk ve İTÜ macerası diyelim. Şimdi halen de İTÜ'deyiz, bildiğiniz gibi. Çeşitli görevler üstlenmekteyim burada da. İdari görevler, işte Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi'nin müdürlüğünü bir süre önce yaptım. Halen de Oyun ve Etkileşim Teknolojileri yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı görevini yürütüyorum. Mimari Tasarım'da Bilişim Lisansüstü Programı'nda da koordinatörlük görevini yürütüyorum. Şimdi araştırma projelerinin içeriğini tek tek anlatırsam saatler sürebilir diye kısaca iki slaytla genel olarak benim çalışmalarımın içeriğinin ne olduğundan bahsetmek isterim. Üst başlık olarak tasarım, yani design studies diye geçiyor. Tasarım araştırmaları olarak ben bunu çevirdim. Tabii son belki 30-40 yılda gelişmiş olan bir alan bu. Ve tabii hani burada çok kayda değer araştırmacıların sözlerinden alıntılar koydum. Bu tartışmalar çünkü çokça yapılmakta. Bir bilim alanı olarak nasıl algılanabilir? Tasarım çalışmaları bir disiplin olarak nasıl algılanabilir? Bunlar hep konuşulur, tartışılır. Burada odak belki ya da vurgulanması gereken şey şu olabilir. Tasarımın kendisi belki bir bilimsel ürün değil elbette, ama tasarım eylemi ve onun etkinliği, onu yapma sürecimiz bir bilimsel faaliyet alanı olarak düşünülebilir. Bu alanda çokça yazmış olan, belki hani arkadaşlar merak ederlerse bakabilirler. Christopher Jones
Alexander, Christopher Alexander, Nigel Cross gibi araştırmacılar bu konuları çokça tartışmıştır. Design methods, design studies alanlarında. Özellikle mesela Nigel Cross'un bir taksonomisi var. Burada tasarım araştırmalarının nesnesini bir bilgi bağlamında üçe ayırıyor. Üç süreç üzerinden, üç ana unsur üzerinden ele alıyor. Birincisi insan, ikincisi süreç, diğeri de ürün olmak üzere. Tabii insan faktörü çok önemli elbette. Bir önemli bir özne. Ve bir bakıma a priori bir bilgi olarak ele alıyor Cross. Yani bu zaten senin insanın doğasında olan içsel gelen bir yetidir diyor. Onu o şekilde ele alıyor ve tasarım epistemolojisi olarak adlandırıyor bunu. İkincisi de tasarımın süreçlerine bakıyor. Yani işte tasarım yaparken ne gibi stratejiler, taktikler kullanmakta tasarımcılar. Biraz böyle bir odakla ilerliyor. Bu tabii betimleme, işte çizimler, eskizler bunun konusunu oluşturuyor. Yine tasarımcıya yardımcı olabilecek her türlü aracın geliştirilmesi bu çalışma süreçlerle ilişkilendiriliyor. Ve çeşitli modellerin kullanılması. Şimdi Nigel sanal gerçeklik demiş ama ben ona artırılmış ve karma gerçeklik konularını da ekledim. Çünkü bunlar da artık yani bu şemsiye içinde yer alıyor. Üçüncüsü de ürüne bakıyor. Üründe de aslında yani bu tasarım bilgisinin temeli ve kaynağı olarak ürünün kendisini ve onun arka planındaki bilgiyi açığa çıkarmak üzerine bir ne diyelim işte çalışma alanı olarak tanımlıyor. Tabii bu biraz indirgemeci bir yaklaşım belki de hani öyle bir eleştiri gelebilir ama benim şeyimi çok iyi açıklayabileceğini düşünerek bunu koydum. Bu birinci ve ikinci yani insan ve süreç aslında benim de çalışmalarımda hep ele aldığım şey olmuştu. İşte kognitif biliş süreçleri veya yönteme bakmak gibi. Dolayısıyla böyle bir paylaşımla bütün bu birazdan konuşacağım çalışmaların içeriklerini özetlemiş oldum sizlere. İsterseniz Sydney ile başlayalım. Sydney Üniversitesi'nin havadan bir görüntüsü bu, fotoğrafı. Bilmiyorum masum görünüyor mu ama sağ tarafta ana kampüs var. Camperdown kampüsü bu. Tabii Sydney Üniversitesi Avustralya'nın ilk kurulan üniversitelerinden 1851 tarihinde kuruluyor. Ve büyük de bir üniversite. Tıp fakültesi de var. Mühendislik birimleri var. Mimarlık şurada küçücük bir bina sol tarafta. Gördüğünüz kampüsün biraz dışında solunda sol taraftaki kısmında kalıyor öyle söyleyeyim. 48 bin kadar öğrencisi var yani Sydney Üniversitesi'nin ve öğretim üyesi sayısı da çok 19 öğrenci düşüyor bir öğretim üyesine. Oldukça geniş bir şey var. Tabii Avustralya'ya belki de bakmak da lazım. Eyaletler var biliyorsunuz Avustralya'da ve toplamda 43 tane üniversite var bu ülkede. Tabii eğitim sisteminde yani merkezi her şey aslına bakarsanız üniversitelerde. Yani hem merkezi bir yönetim var bir de eyaletler yönetimi var. Bütün bunlar fonluyorlar eğitimi. İşte 25 milyon nüfus, işsizlik %4, işte haftalık ücret $1,750. Bizim Türk paramızda yanına bir sıfır daha koyacaksınız. 10 katı gibi bir şey var arada.
işte kişi başı geliri de 61 bin dolar. Yani oldukça zengin bir ülke öyle düşündüğümüzde. Evet, toplamda 43 tane üniversitesi var. Okullar herkese ücretli. Bedava değil. Ama uluslararası öğrencilere daha fazla ücretli. Yerli öğrencilere daha az bir ücretleri var. Her birinde farklı olduğu için onları şimdi burada konuşmaya gerek yok. Ama şöyle bir fayda sağlıyorlar kendi öğrencilerine. HELP sistemi diye bir sistem var. Kaydoluyorsunuz, kredi alıyorsunuz devletten. O krediyi mezun olduktan sonra maaşınızdan kesiyorlar ücretini, okulun ücretini. Böylelikle süreç içinde bir ücret ödemiyorsunuz üniversiteye. Yani bunu devlet bu şekilde fonluyor öğrenciyi. Tabii mesela Sydney Üniversitesi'nin yabancı öğrenciden daha fazla para aldıkları için tabii bunu her türlü destekliyor üniversiteler ve %47 gibi bir oran yabancı öğrenci. Covid'de tabii bütün bu sistem çok etkilendi yabancı öğrenci alamadıkları için. İlk yüzde çoğu bu üniversitelerin Times Higher Education sıralamasında baktığımızda ilk yüzde tabii hani Avrupa'daki okullar, Amerika'daki okullar kadar eski olmasalar da başarı açısından iyi. 16 adet mesela Nobel ödülü çıkartmış Avustralya üniversiteleri. Şöyle bir hızlı istatistiğe baktım. Araştırma konusunda merkez olarak Australian Research Council var. ARC olarak daha çok geçiyor. Bu bizim TÜBİTAK bir kurumumuza benziyor baktığımızda. Şimdi bunun fonlayan hem merkezi hükümet hem de eyalet hükümetleri ve ayrıca özel sektör. Dolayısıyla özel sektörün çok önemli bir payı var. Merkezi hükümet Ar-Ge vergi teşviği alıyor özel firmalardan. Bu çok bütçede önemli bir yer tutuyor. İşte diyelim ki araştırmalara, geçen seneki rakamlara, önceki senedeki rakamlara baktım. 32 milyar dolar araştırma bütçesi varken bunun üçte birini özel sektörden fonlamış. Dolayısıyla endüstriyle yapılan işbirliklerine çok önem veriyorlar. Biraz sonra anlatacağım iki çalışmada böyle bir çalışma. Bu ARC'nin bünyesinde Cooperative Research Center, CRC deniyor ona, işbirlikli projeler fonlanan bir merkez. İşte onun sayfaları, yani biraz bizim COSGAP projeleri gibi düşünebilirsiniz. TÜBİTAK'ın da var bu tür projeler ama tabii ki bütçeleri bununla yarışamaz. Burada koşul olarak en az iki şirket bir araştırma kuruluşu olacak. Yani üçlü bir konsorsiyum, daha fazla da olabilir. En az böyle bir şey yapacaksınız. İşte bütçeler 100 binden başlıyor, 3 milyon dolara kadar gidebiliyor. 3 yıla kadar fonluyor. Pek çok fonlama sistemi var bu anlamda baktığınızda. Bu şimdi benim doktora öğrencisiyken dahil olduğum CRC, 4CI diye bir proje. Yani Construction Innovation anahtar kelimesi üzerine açılmış olan bir araştırma projesine, projenin işte yürütücüsü Meryl Blumenher Sydney Üniversitesi'nden. Sol tarafta partnerleri görüyorsunuz. Arup, Wood Bagot, Cyro, işte üniversitenin kendisi, bir de Newcastle Üniversitesi. Böyle bir konsorsiyum oluşturuyorlar. Team Collaboration in High Bandwidth Virtual Environments projenin adı. Aslına bakarsanız her iki firmada biliyorsunuz Arup ve Wood Bagot uluslararası projeleri olan firmalar ve bunların aslında bütün bu işte Asya'da, Amerika'da, Avrupa'da ofisleri var ve
işbirliği yapmak durumundalar. Ofis, yani bu endüstrinin ihtiyacından çıkmış olan bir proje. İşte Mary Lou da yine bu şeyi çok iyi yakalayarak hani bu konsorsiyumu sağlıyor. Bu proje bünyesinde her iki firma içinde çok özel küçük projeler de var geliştirilen. Yani birkaç şeye ayrılmış diyebiliriz. Onların ihtiyaçlarına göre küçük parçalara. Ama en büyük şemsiye de bir sanal dünya, sanal ortam yaratmak ve bu işbirliğini nasıl biz işler hale getirebiliriz? Sadece mimarlar için değil ama diğer paydaşlar için de, işte bu endüstri mühendislik alanında olabilir, mühendisliğin farklı alanlarında olabilir. Nasıl canlandırırız üzerine bir sanal dünya tasarımıydı. En son oluşturulan sanal dünyanın adı Design World idi. Second Life ortamında. Second Life bir sanal dünya ortamı. Benim tezim de, ben burada bu projede çalıştım araştırmacı olarak. Burs aldım buradan. Oradaki çalışmanın bir kısmını üzerinden de ben kendi çalışmamı yürüttüm. Doktora da. Böyle bir genel amaçları vardı çalışmamın. Bir slaydını koymak istedim. İşte demin sözünü ettiğim Nigel Cross'un üçlü taksonomisi resinden süreç kısmına daha çok odaklı olan, o süreci yönetmek için, yani işbirliği süreci, tasarımda işbirliği süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz? Bunun için bu farklı araçlar ve o araçlardaki farklılıklara bakıyor çalışma bir parça. Öyle diyebiliriz. Yani bu işte betimlemeler nasıl geliştiriyor? Temsilde bir değişiklik oluyor mu? İşbirliklerinde değişiklik oluyor mu? Vesaire gibi. Böyle bir karşılaştırmalı çalışma bu. Yukarıda temel aldığımız yüz yüze eskiz ortamı. Sonra sağ tarafta remote sketching dediğimizde şu anda bizim hepimizin çok aşina olduğu Miro benzeri bir ortam. Beyaz ekran paylaşımı. Alttaki iki tanesi de, birisi ActiveWorld sol taraftaki, o da bir sanal dünyadır. Sağ taraftaki de DesignWorld, bu proje için geliştirilmiş olan bir Second Life ortamıdır. Mesela böyle bir projeydi bu. Bunun tabii çıktılar çok zengin. Yani zaten beklenti yüksek. Yani İşte biz orada benim gibi 4-5 tane daha doktora öğrencisi vardı. Hepimizden mutlaka 2-3 tane konferansa katılmak, bir tane işte dergi yayını, kitap bölümü yayını vesaire yapmak bekleniyordu. Yani 5-6 tane çıkarmazsanız zaten birbirinizle de böyle yarıştığınız bir ortam oluyor. Yani ben o dönemde 11 tane yayın yapmışım mesela. Çalışırken o projede. Çünkü yani faal olarak yaptığınız şey o. Ve beklenti de o olduğu için sürekli şey yapıyorsunuz, yayın yapıyorsunuz. İşte buradaki o performansım dolayısıyla da Newcastle'daki işi alabildim. Newcastle'ı görüyoruz burada. Newcastle aslında bir kömür üzerine kurulmuş sanayi kenti diyebiliriz. Kömür ve madencilik sektörü çok gelişmiş. Üniversite burada değil maalesef, keşke olsaydı. Daha sol tarafta bir noktada bir orman içerisinde. Onun çok güzel fotoğrafını bulamadım ama güzel deniz manzaralı bir Newcastle fotoğrafı koyayım istedim buraya. Newcastle Üniversitesi de aslında yeni bir üniversite. 1951'de kuruluyor. Üniversite. İlk kurulduğunda New South Wales Üniversitesi, Sydney'deki bir üniversitenin bir bölümü gibi kuruluyor. Ona ayrı bir şey gibi kuruluyor. 10-15 sene sonra ayrılıyor oradan. Bu okulda mesela mimarlık bölümünde 200 bandında QS sıralamasında. Fena değil yani. Küçük bir okul. Ama
sıralamalarda iyi. Eğitim sistemi olarak da problem-based design konseptini, yaklaşımını uygulayan Delft ve bu okul ikisi bir gider. Mimarlık alanının öyle bir özelliği var. Burada tabii araştırmacı olarak girince sizden beklentiler araştırma projelerinde her türlü katkıyı koymak oluyor. Böyle bir işte work cover yine uygulamalı bir projeye dahil oldum orada araştırmacı olarak. Aslında bu tabii mimarlık alanıyla hiç ilgisi olmayan bir proje. Yine ilk başta söylediğim gibi o endüstriyle işbirliğiyle yapılmış bir proje. Work cover oradaki aslında bir çalışma güvenliğiyle ilgili bir sigorta devletin kurumu. Burada odaklandıkları konu görsel tasarım unsurlarını işçilerin davranışlarını nasıl değiştirebildiğine yönelik bir araştırma yapmak. Burada tabii ben yine diğer önceki çalışmada öğrenmiş olduğum ve çokça kullandığım bir nitel araştırma yöntemini, protokol analizi yöntemini önerdim ve çok da hoşlarına gitti ve onu kullandık bu araştırma projesinde. Daha önce hiç yapılmamış bir şeydi. Sonuçları, çıktıları da oldukça iyi geldi araştırmanın. Görsel unsurların insanların davranışlarını değiştirici etkisi olduğu üzerine bir çıkarımımız oldu ve onların hangi unsurların işte öne çıkması gerektiği, ne gibi renklere dikkat edilmesi gerektiği, konvansiyonel renklerin önemi vesaire, bütün bunları böylelikle biz de tespit etmiş olduk çalışmada. Oradaki sistemde bizim yine BAP birimlerimiz gibi kendi içinde yine grant sistemleri var. Sizi fonluyorlar, bir proje yazıyorsunuz ve aslında oradaki araştırma ortamınızı yaratmak için gerekiyorsa araç gereç almanız için yapılmış olan işte bir proje sistemi de var. Onlara da başvurdum. Oradan da iki tane grant aldım. İşte cihaz aldım. Yine cognition çalışmalarında kullanılmak üzere. Yine oradaki ekip Ningu, işte Michael Oswald, Anthony Williams, onlarla birlikte yine bu araştırmaların sonucunda çeşitli yayınlar yaptık. ANZASKA diye bir konferans serisi var. Belki duymamış olabilirsiniz. Bizim alanımızda çokça bildiğimiz İKEDİ, işte ASKADİA ya da KEDRIA gibi. ANZASKA'da yine Avustralya ve Yeni Zelanda ülkeleri ya da işte Endonezya'da var belki katılımcılar oluyordu. Ama hani bu iki ülkenin araştırmacılarının daha çok organize ettiği ve sürdürdüğü böyle bir seridir. Onun şeyini yaptık orada bir sefer. Konferansı biz organize ettik. Onun kitabını oluşturduk. Oradaki çalışmalardan. Yine oradaki çalışmalardan işbirlikleri süreçleri gelişti. İşte Tayvan'da yine bir o üniversiteyle tasarım stüdyoları yürüttük. Sanal dünyada. Yani şimdi COVID ortamında hepimizin mecburen yaptığı bir takım sanal ortamda tasarım stüdyosu deneyimlerini biz 2008-2009 yıllarında zaten yaptık ve çeşitli yayınlar da yaptık. Burada bazılarını koydum onların. Bu süreç böyle ilerledi. Ardından yavaş yavaş işte buradaki dediğim gibi Saraybosna süreci var. Ardından TOP var. Saraybosna'da çok fazla araştırma yapma fırsatı olmadığı için oradan bir şey koyamıyorum. Çünkü yeni bir üniversite olduğu için ancak yani yeni bir faaliyet olamıyordu. Lisans üzerine, daha çok eğitim üzerine odaklı gitti oradaki çalışmalar. O yüzden TOB'a gelelim.
Burası tabii Ankara bildiğiniz gibi. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Orada da bir TÜBİTAK Hızlı Destek projesine başvurdum. Şimdi TÜBİTAK Hızlı Destek, TÜBİTAK biliyorsunuz elbette. Hızlı destekler bir parça eğer özellikle kısa süreli projelerde, az bütçeli, kısa süreli kotarılabilecek olan projelerde önerilebilecek bir şeydir, proje sistemi diyelim. Eğer hani hızlı dönüşte olsun istiyorsanız aslında çok hızlı da bakıyorlar çünkü BİM2'lerin öyle bir şey var. Birkaç ayda hemen değerlendirip dönüyorlar size. Öyle bir güzelliği de oluyor. O yüzden hani bütçesi kısıtlı ama çabuk ilerlemek istiyorsanız adı üstünde hızlı desteklere başvurabilirsiniz. Burada yaptığımız hızlı destekle biraz daha Türkiye'nin aslında fotoğrafını çekmeye yönelik bir çalışma. İşte özellikle bilişim teknolojilerinin tasarım eğitimindeki rolüne odaklandığımız bir çalışmaydı. Yine İTÜ'den Gülen Çağdaş hocamız vardı araştırmacılarımız arasında ve işte Top Etü'deki ekip burada bu çalışmayı birlikte yaptık. Orada yine çeşitli workshoplar, çalıştaylar da yaptık ve bunları yine yayına da dönüştürdük. Ardından İstanbul'a geliyoruz. Taşkışlamız, güzel avlusu gördüğünüz gibi. Burada birkaç tane BAP projesi, halen devam edenler de var arasında, bitenler de var. Tabii işbirliklerini tavsiye ediyorum arkadaşlar, yani genç araştırmacılara özellikle. Mümkün olduğunca sizin alanınızdaki insanlarla, etrafınızdaki meslektaşlarınızla işbirliklerini yürütmeniz, fikir alışverişlerinde bulunmanız, özellikle disiplinler arası çalışmalara özen göstermeniz. Günümüzde biraz daha bu yöne bir şey var bildiğiniz gibi. Çok besleyici olabiliyor her anlamda. TÜBİTAK 1001 yaptık bir tane. Yine ekip arkadaşlarımla birlikte. Burada da yine bir işte sanal ortamlardaki işbirlikli süreçlere baktık. Özellikle temsil ve literatürde presence olarak geçen var olma duygusu bu farklı ortamlarda nasıl ilerliyor? Biraz daha deneysel bir çalışmaydı bu. Tabii 1001 yazımı aslında içerik açısından 1002'lerle aynı diyebiliriz. İşte ne var? Özgün fikire bakıyor. Yani çok metinde onu vurgulamanız bekleniyor. Özgün olarak siz nasıl bir yeni söz söylüyorsunuz? Nasıl bir yeni araştırma ortaya koyuyorsunuz? Sonra etkiye bakıyor mesela değerlendiriciler daha çok. Etki yaptığınız çalışmanın öne sürdüğünüz model olabilir, yeni bir araç olabilir. Ne gibi bir alana ekonomik, sosyal etkisi olacak? Bunu ortaya koymanız gerekiyor. Ve tabii yöntem ve ekip. Ekip bunu yapmaya kapasite açısından, bilgi, beceri açısından yeterli mi? Biraz öyle bir odakla bakılıyor. Ve yöntem tabii araştırma açısından fizibil bir yöntem öneriyor musunuz? Söylediğiniz şeyi yapabilecek mi bu yöntemle araştırmanın bütün çıktılarını elde edebilecek misiniz diye böyle daha bütüncül bir bakış var. Odaklanacak yönler bunlar olabilir TÜBİTAK projelerinde. Tabii bunlar olmuş, yani başarılı olmuş ve bitmiş çalışmalar. Bir de bunun şeyi de var. Yani çokça başvurup olmadığı durumlar da olabiliyor elbette. Yine başka ekiplerle başvurularımız oldu. İTÜ bünyesinde de yaptık.
bireysel de oldu, grup çalışmaları da yaptık ama red aldık. Yani aslında oluyor, yani red de edilebilirsiniz. O noktada pes etmemek lazım belki de. Biraz daha böyle ısrarla neler yapabilirim araştırmak lazım. Buradaki çalışmalardan yine bazılarını koydum. Yine mimari tasarımda bilişim lisansüstü programımız bünyesinde arkadaşlarımızla birlikte ev sahipliğini yaptığımız konferans serileri oldu. Onları kitaplara dönüştürdük. Yine bu yaptığımız araştırmalardan çıkmış kitap bölümleri veya işte konferanslarda sunduğumuz çalışmalar oldu. Özellikle artırılmış gerçeklik konusunda son yıllarda biraz daha odağım oraya doğru yöneldi. Bu çalışmalar biraz daha o yönde ilerlemekte. Bazılarını burada sıraladım. Yine belki Erasmus projesine geçebilirim bu noktada. Erasmus projesi yaptık bir tane. Erasmus Plus, Erasmus Artı herhalde öyle söyleyeceğiz. KA-203 kodlu bir başvuruydu bu. Bu stratejik ortaklıklar olarak geçiyor. Burada şöyle bir odak var. Adı üstünde bir ortaklık konsorsiyum kuracaksınız. En az 3 farklı ülkeden katılımcılar olacak, ortaklar olacak. Top Eti Üniversitesi yürütücü idi bu çalışmada. Biz ve burada gördüğünüz diğer ortaklar. Tabii bu buna benzer biz de yine geçen pandemi başlangıcında bir proje verdik içeriye. Başarılı olmadı başvurumuz, olumlu dönüş olmadı. Aslında iyi ki de olmamış pandemide, çünkü yapamayacakmışız yani o projeyi. Çok seyahat gerektiren bir projeydi. Her 3-4 ayda bir yerlere gitmemiz gerekiyor. Öyle formüle etmiştik. İyi ki de olmamış diyorum. Pandemi sonrası mesela tekrar onu biraz daha geliştirip başvurmayı planlamaktayız. 6 ortaklı bir projeydi o. Şimdi bu Material Art projesine dönersem, Art and Science of Materials in Architectural Design olarak başlığı konmuş bir proje. Biz kısaca Material Art diyoruz projeye. Projenin aslında odağı mimari tasarım stüdyoları. Yani mimarlık eğitiminin en önemli unsuru olarak stüdyoyu koyuyoruz bu projede ve bu stüdyoların geliştirilmesi üzerine, aslında teknoloji buna nasıl entegre edebiliriz, nasıl yeni yöntemler, eğitim yöntemleri uygulayabiliriz soruları üzerine kurgulanmış bir çalışma. Çeşitli workshoplar, çalıştaylar var düzenlenen. Sonuncusunu da İstanbul'da yapacaktık ama pandemi izin vermedi maalesef. İki tane çalıştay yapıldı ve 2-3 tane de bir tutor seminer, işte konferans serisi gibi böyle biraz daha akademik boyutta çalışmalar yapıldı. Yine bizler proje ekibimiz olarak işte Mine Özkar Hoca, Elif Sezen Yağmur Kilimci bir ekip olarak katıldık bu çalıştaylara. Ve yine bir ekip olarak da yayınlarda bulunduk, yayınlar yaptık. Yani bu çalışmalar tabii oldukça besleyici oluyor. Çünkü yepyeni şeyler deneyebiliyorsunuz özellikle bu tür çalıştaylarda. Kısa süreli oluyor stratejik ortaklıklardaki bu çalıştay formatı. 5 ile 6 gün aralığı gibi organize oluyor. Dolayısıyla bunlara başvurmanızı öneririm. Yani bu eğitim daha çok eğitim odaklı olduğu için bunları. Bu tür
yeni şeyleri denemek için eğitim alanında faydalı olabilir. Diğer bir projede yine ben biraz önce sözünü ettiğim Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi müdürü iken merkezin faaliyetleri tabii ki gender studies olarak daha çok odaklı çalışmalar var doğal olarak cinsiyet konusunda, cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar var. Bir sunum hazırladık merkezi tanıtan ve üniversitemizin tanıtım sayfalarına bunları ekledik. Bu görünür kılmak için kendimizi Avrupa Komisyonu'nun çağrılarında görünür olmak için ve dönüşler oldu oradan bize. Polonya'da bir mesela burada gördüğünüz Market Research Analysis Center diye bir araştırma grubu bizimle irtibata geçti ve dedi ki işte bizim şöyle bir fikrimiz var, ortağımız olur musunuz? Bizim gibi 18 tane diğer, işte 17 bizim sayma 16, diğer 16 kuruluşla birlikte bir konsorsiyum oluşturduk ve ECONS kısaltmasıyla Empowering Girls and Young Women to Imagine, Compete for Organize, Navigate and Share their Future in Innovation, Science and Entrepreneurship diye böyle bir proje geliştirdik. Bu projede konu gördüğünüz gibi kadın ve genç kızların onların işte STEM konusundaki çalışmalar, onları desteklemek vesaire. Bunların üzerine biraz daha böyle kurgulanmış bir araştırma projesiydi. Tabii işte ufuk şeyinden belki ödül alamadık ama eşik üstü bir sonuç ve puanlama olduğu için TÜBİTAK'ın böyle bir şeyi de var. Eğer belli bir puanına kadar alabiliyorsanız, eşik üstü kalıyorsanız puan açısından TÜBİTAK'ın bu ödül programına başvurabiliyorsunuz. Bunu da biz öyle bir ödül almış olduk böylelikle TÜBİTAK eşik üstü ödül programından. Son olarak da bir takım işte hakemlik çalışmaları da yapmaktayım. Onlardan da kısaca bahsetmek isterim. Bunlar da bağımsız hakem, yani akademinin normal doğası itibariyle hepimiz dergi, işte makale veya çeşitli konferanslarda bildiriler için hakemlikler yapıyoruz. Ama bu biraz daha farklı bir şey oluyor. İşte Ufuk Avrupa Komisyonu'nun projelerinde ya da Marie Curie projelerinde çeşitli değerlendirmeler yapma fırsatı oluyor. İlk senelerde Brüksel'e gidiliyordu. Oraya gidip değerlendirme yapıyorduk. Önce evde geliyor. Evde normal panellerde de olduğu gibi, TÜBİTAK'ta da olduğu gibi dokümanları inceliyorsunuz. Belli bir rapor yazıyorsunuz. Sonra Brüksel'e gidiyorsunuz ve oradaki diğer ekiple birlikte projeleri değerlendiriyorsunuz ve final raporu yazıyorsunuz. Tabii COVID olduğu için son zamanlarda da bunu online'a dönüştürdüler. Online sistem üzerinden yapılıyor artık. Özellikle genç arkadaşları Marie Skolodowska projelerine başvurmalarını öneririm. Çok güzel bir şey var. Yani araştırmacıların kendilerini geliştirmeleri açısından güzel imkanlar sunuyor bu tür projeler. Araştırmacı bakış açısı başka ama ben biraz da değerlendiren kişi bakış açısıyla söylersem eğer projelerde birkaç unsur var öne çıkan, bakılan, öyle söyleyebiliriz. Bir tanesi projenin etkisi, yani yazdığınız projenin sosyal hayata, ekonomik hayata,
ne gibi bir etkisi ve katkısı olacak? Bunu bir kere çok önemsiyor bu tür projeler. Bunun yanında bu projenin sunulan önerinin alana ve adayın kariyerine katkısının ne olacağı. Yani buna da çok önem veriyor. Mesela bu da önemli bir odak noktası oluyor. Ne gibi risk faktörleri var? Onları nasıl yönetecek araştırmacı? Bunları düşünmüş mü? Nasıl bir yönetim planı sunuyor gibi. Böyle konulara mesela odaklı gidiyor. Hani yine başvurmak isteyen arkadaşlar özelden de yazabilirler. Yardımcı olmaya çalışabilirim. Başvurularını bir hızlı dönüş yapabilirim yani nasıl olabileceğine yönelik. Genel sunumum benim bu şekilde. Eğer sorularınız varsa bazı konuları açmaya çalışabilirim. Ama genel belki bir tavsiye olarak ne söyleyebilirim diye düşünürsem. Tabii network çok önemli olabiliyor hakikaten. Yani ben şimdi bu sunumu hazırlarken kendi kariyer şeyim nasıl ilerlemiş diye baktığımda hep çalıştığım yerden bir referansla başka bir yere gitmişim. Yani o hem kurduğunuz sosyal ilişkiler, kendi çalışma disiplininiz, sizi iyi biliyor olmaları yani insanların bir başka yere başvurduğunuzda sizi çok destekliyor. Yani bu network'ü iyi tutmak, iyi kurmak, sosyal ilişkileri iyi kurmak önemli. Yine ilk zamanlar çok konferansa gitmiştim mesela. Oradaki o network çok işe yarıyor. Uluslararası network kurmak açısından. Konferanslara gitmenizi çok öneririm. Bir de tabii belki son olarak da araştırma başvurularında ben de çok hala da yaşıyoruz yani. Başvurularda başarısızlıklar olabiliyor. Red alabiliyorsunuz ama herhalde yılmamak, ısrarcı olmak yani gerekiyor diyebilirim.